ucuzluğuyla bilinen, tanınan Çin malları İstanbul Fuar Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu. Akıllı ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan sağlık malzemesine kadar işte Çin malları. Aralarında çok da fazla sırıtmıyorum aslında. Benim de gözlerim onlara biraz benziyor ama onlar daha çekik tabii ki. Şimdi size bir şey söyleyecekler. Merhaba. Medo TV. Merhaba, Medo TV. Kısa sürede birkaç kelime Türkçe öğrendiler, ne var ne yok toplayıp Çin'den İstanbul'a getirdiler. Akıllı ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan sağlık malzemelerine kadar her şey İstanbul Fuar Merkezi'nde. Elimdeki ürün saç kurutma makinesini andırıyor ama değil. Çinliler üşenmişler herhalde ütü masası kurmaya. Böyle bir şey üretmişler. Bu aslında bir ütü. Askıda hemen gömleğinizi ütüleyebiliyorsunuz işte bu şekilde. Evde ütü tartışması yaşanıyor mu Yok, hanımla? ben yapmıyorum. Tartışma olmuyor. Tabii Çin malı deyince akıllara ucuz elektronik eşyalar geliyor. İşte onlardan biri. Evde yaşayan öğrenciler artık bulaşık yıkama derdine son. Tabakları, bardakları kim yıkayacak tartışması artık yapmayacaksınız. Çinliler sizin için bunu da düşündü. İşte bu minik bulaşık makinesini icat ettiler. İçine 4 tane bardak, 4 tane tabak ve çatal kaşıklarınızı da koyduktan sonra... İçini görmesem hiçbir tahminde bulmazdım. Aynen mikrodalga falan diye olabilirdi. Sizde çıkıyor mu tartışmalar bulaşığı kim yıkasın, ne olacak bu bulaşıklar diye? Yani. Efendim gözler çekik olunca otomatik olarak chopstick kullanabilme kabiliyeti geliyor herhalde insanlara. Malum benim de öyle olduğu için. Ama ne yapayım, pideyi ancak alabildim chopstickli. İftarda herhalde böyle yiyeceğim. Sürekli seyahat halinde olanlar, artık valiz taşımaktan yoruldum diyenler, işte Çinliler sizleri de düşündü. Böyle skuterli valizi icat ettiler. Biniyorsunuz, böyle gidiyorsunuz. Ve Çin malı montlar. Sudan ucuz derler ya, işte onlardan. 3 dolar 5 dolar. Bence çok iyi. Fiyatları gayet uygun. Merak edenler, 3 Haziran'a kadar vakit var.